Ee, vallahi bunu geç, geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum Geçer mi Şimdi o aklıma ya? geldi abi Arda benim gibi e Necip'le de bazen sohbet ediyoruz maşallah nazar değmesin Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim çünkü Ben İngiltere'de de oynadım, Almanya'da da oynadım, Türkiye'de de oynadım ha Bu yaşta, e bu özgüvende bunları yapması gerçekten e hayranlıkla izliyoruz Dediğim gibi... Sevenlerin bile nazarı değermiş. O yüzden maşallah diyelim Çok yetenekli de. abi çok yetenekli. Ee... Gerçekten e, yani hep ikiyi düşünüyor. O yüzden e, çok iyi. Bir tek ben Arda izlediğim zaman abi bir, bir sağ ayağını biraz daha geliştirdiği takdirde bence bunun iki katı üstüne çıkacağını düşünüyorum. Sen karşılıklı oynadın mı Arda'yla Fener maçında? O oynadım sonradan girdim. Arda oyunda mıydı o zaman? Bilmiyorum. Hatır, ben de hatırlayamadım da. Arda oyunda mıydı? Oyundaydı, Bilmiyorum. Oyundaydı, evet. büyük ihtimal. Hiç birebiriniz evet, var mı o yüzden? Sandım. Yok. Ama gerçekten olsa şey... da vicdanlar rahatsız olur. olur abi, belki bu insan var <laughs> ya. <yani. gülüyor> Hayır, öyle değil. şey kıyamaz ya. Geçirmez ama kıyamaz. Ona bir şey var ya direkt havaya kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> yok yok abi gerçekten dediğim gibi biraz daha mesela şimdi çok izliyorum ben maçlar. İzlediğim maçlarda ona bakıyorum. Gerçekten tartışılmaz yetenek bir şey demiyorum ama biraz daha üste çıkması için mesela her topu aldığında biraz sol ayağına çekmeye çalışıyor ya abi. Yani biraz daha izledin mi sen de görürsün belki. Biraz daha sağ ayağını biraz daha kullansa inanılmaz yani iki tak üstüne çıkacağını düşünüyorum. Biraz fiziksel açıdan da gelişmeye ihtiyacı var. Ben tanıyorum da Arda'yı çok çok bir de bu çok karakterli bir çocuk yani. E, o yaşında ciddi bir olgunluğu var. Çok iyi bir ailesi var. Evet. E, çok zor işler onlar. Evet, yani o yaşlarda siz de o yaşlarda Sıram şöhret oldunuz. Büyük Sıram takımın büyük değil. yıldızı oldunuz evet. ama yani 17-18 yaşında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın yıldızı olmak büyük sorumluluk. Yani oradan çıkıp okula gidiyorsun öyle düşün. E, tabii abi şimdi bizim zamanımızda oldu ama bu sefer bizim zamanımızda böyle sosyal medya çok aktif değildi. Hmm. Şimdi Arda'nın üstündeki yük daha da çok abi. Yani bence yani bunu... Ee, hep beraber yönetmesi lazım. Yani onun için, e, onun için her şey iyi olsun diye düşünüyorum. Yani. Fiziksel olarak bu son dönemde hep şey konuşuluyor. Futbolda e, teknik kapasitenin dışında fiziksel gücün de en önemli olduğu dönemleri yaşıyoruz. Yani bir oyuncu sahada böyle ayağı sağlam yere basmalı, çok güçlü olmalı. Bununla birlikte teknik kapasitesi ve yeteneği varsa anlamlı Güçsüz oyuncu eşittir yok gibi bir şey Siz sahada bu işi en iyi deneyimleyen iki oyuncusunuz Sen orta sahada ve savunmada sen ileride Birazcık bunun üstüne konuşalım mı? Ya, katılıyorum abi ben fizik gücü tabii ki olması lazım Ama Arda'nın olayı daha farklı olduğu için o biraz o yetenekleriyle o biraz fizik gücünü Aynen kapattığını öyle. düşünüyorum ben. Yani herkesin dediğin gibi mevkisi farklı. Arda Arda'dan sen gidip sürekli top kap ya da bir şey diyeyim. Onu da iyi yapıyor aslında. istatistiklere baktığınızda o da iyi top kapması falan. Yani onu çok yapması çok önemli değil. İlerde iş yapması daha iyi. Onu da yapıyor zaten. O yüzden yani fiziği tabii ki önemli. Diğer liglerde gittiği zaman yani bizim ligimizde de çok fizik kalitesi yüksek. Ama e, atıyorum İngiltere'ye gittiği zaman, ya yani İspanya pek o kadar değil ama oralara giderse İtalya falan daha da fiziğini geliştirmesi lazım çünkü. E, ama ucum da daha etkili olduğu için orayı kapattığını düşünüyorum ben. Ama birazcık artık Cenk şey de galiba yani ben son şampiyonlar Ligi finalinde Haaland şeydi stoper gibi oynuyordu. Bayağı şey o kornerlere geliyor, araya giriyor. Yani artık Sadece hücum oyuncusunun hücumdan <laughs> ibaret bir sorumluluğu yok öyle değil mi? Yok zaten Şenol Hoca'nın her zaman bir lafı vardır. Defans, ilk defans forvetten başlar. Çünkü soperleri ilk biz karşıladığımız için defansın ilk adamı biz oluyoruz genelde. Ee, artık günümüzün futbolunda dediğim gibi 11 kişi defans yapıyorsun. O yüzden defansın adlandırması tabii pozisyon gereği defans oluyor. Ee, fizik gücüne gelecek olursa katılıyorum abi sana. Yani artık bizim günümüzün futbolunda artık yüzde yetmiş yüzde seksen fiziğe dayalı oluyor. Oku, sen yüzde 80 seksen değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Tabii. Fiziğin yani güçlüysen, ben güçlü güçlüysen bir türlü oynuyorsun ve azmin varsa abi her türlü oynuyorsun. ama Arda da dediği gibi onunki biraz daha farklı. Çünkü o hani ultra yetenekli futbolcular olur ya ne bileyim Messi olur, Bernardo Silva olur. Bunlar hepsi Arda'nın böyle fiziğine sahip olan futbolcular. Onları belki güçlendirsen Belki onlara tam tersi tepecek. Ee, o yüzden o, onu biraz daha ayırabiliyorum. Ama şey diyorlar biliyorsun değil mi? Messi'nin Messi kariyerine sahip olmasının neden hiçbir zaman Premier Lig'de oynamamış olması diyorlar. Olabilir. Acayip e sormak lazım abi. O yüzden ya olamaz, çok şey yani. için biraz e, sert şey. oynuyorlar. Yani e, ısırıyorlar, vuruyorlar. Hakem de müsaade ediyor orada. Hani ilk gittiğim maçta ben a u kemik sesleri duyuyorum. Hakem oyna oyna diyordu mesela. Ben şaşırıyordum. Ama abi Messi'ye fark At edeceğini düşünmüyorum. Öyle yani. mi? Senin me bir numaran Messi midir? Bence Messi abi. ben, ben Atiba göre, biliyorum Messi. mesela ama bak. <gülüyor> 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 <ya>. <gülüyor> 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 Biz Atiba ile burada program yapıyoruz. <laughs> Diğer taraftan da Nece öyle <laughs> mesajlaşıyor. <Evet>. Diyor <Daha gülüyor> ki, abi onu söyle, onu söyle, onu söyle. <gülüyor> 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 en son Atiye de şey dedim ki reklam arasında bak. Nece bir sana çok selam var. Ya diyor bunları nereden bilebilirsin diye düşünüyorum. Ben ona yazıyorum abi. Tabii, sürekli Necip'ten şey kulis alıp Atiba'ya sordum sonra. Doğru söylüyorsun abi.